TGRT Televizyonları olarak Karabük Belediye Başkanlığı'na konuk olduk. Yanımızda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili var. Rafet Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Kastamonu doğumluyum ama bütün tatil hayatımı Karabük'te geçirdim. İş hayatım Karabük'te devam etti. Babamın fabrikasında önce ustabaşı olarak çalışmalara devam ettim. Belirli bir müddet sonra ticari bölüme geçtim. Şu anda demir-çelik fabrikaları ve metal fabrikaları yapan şirketlere sahibim. Kendim 1990 senesinde ticaret odası başkanlığı yaptım. Daha önce 1980 öncesi belki yaşımız biraz gençti ama İşverenler Sendikası'nda sekreterdim Karabük'te. Yani 20 yaşları civarlarında. Ve sonradan Karabük'e belediye başkanı oldum. Bizlere devam eden ve biten projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 9,5 yıldan bu tarafa 1 milyar Türk lirasının üstünde kesinlikle yatırım yaptık Karabük'te. Ki altyapısından, işte su probleminden başladık. Yani her türlü işte burada yapmış olduğumuz alt geçitler, köprüler, üst geçitler, hal, mezbaha, kütüphane, kent meydanımızı yoktu. Şu anda Türkiye'nin en büyük yaylaştırılmış kent meydanını yaptık Karabük'te. Hemen hemen her noktaya parmak bastık. Bütün mahallelerde sosyal yaşam merkezleri gerçekleştirdik. Türkiye'de gene bu tek bir örnektir tüm sosyal yaşam merkezleri. Bütün mahallelerimizde muhtarlık binalarımız içerisinde bazılarında aile hekimlikleri var, bazılarında kreşler var. Ve 54 bine yakın sertifika verdik şu ana kadar. Biz bir şöyle söyleyeyim, 2009 senesinde okur yazarlıkla ilgili başlatmış olduğumuz seferberliğin neticesinde şu anda 500'e yakın arkadaşımıza okur yazarlık diploması verdik. Bu sosyal yaşam merkezleri vasıtasıyla. Aynı şekilde yine garibanımızın yani ulaşabildiğimiz, yani herkese ulaşmaya çalıştık. Türkiye'de en az dilenci sayısının olduğu yer Karabük'tür. Varsa böyle birisine arkadaşlarımız buluyor, ilgileniyor. Bir ihtiyaçları varsa ihtiyaçlarını hallediyor ama profesyonel dilencilere de kesinlikle Karabük'te yol verilmiyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesidir. Dediğim gibi biz şu ana kadar yani en ufak finans problemi çekmemiş bir belediyeyiz. Hatta şu anda diyebilirim ki yani Türkiye'de yani en rahat tek belediyedir desek, iddialı olsak yeri vardır. Çünkü her zaman paramız var. Yapacağımız işleri baştan programlıyoruz. Çok büyük bir spor vadisi gerçekleştiriyoruz şu anda yeni projelerimizin içerisinde. Ki bu da 300 dönümlük bir alan içerisinde. Dediğim gibi 1 milyar doların üstünde yatırım yapmış, asfalt problemi olmayan, yol problemi olmayan, su problemi olmayan, kaldırım problemi olmayan bir şehri 9,5 yıl içerisinde ortaya çıkartmış olduk.